Hepinize esenlik olsun. Perdenin Arkası programına hoş geldiniz. Günlerden bir kez daha Perşembe ve bizler yeniden Sat7 Türk ekranlarında bu teknoloji vasıtasıyla, kameralar, ekranlar aracılığıyla yeniden buluştuk. Rab gününüzü bereketlesin, sevinçle doldursun, kendi esenliğiyle yüreklerinizde egemen olsun ve bugün dilerim bu program aracılığıyla size konuşsun. Her birinize özel olarak konuşsun ve kendi isteğini bildirsin. Aslında belki ilk defa ekranlarını açanlar vardır. Nedir Perdenin Arkası diye soranlar vardır. Bir hoş geldin diyelim, bir tanıtım yapalım programımızla ilgili. Perdenin Arkası programı Perşembe günleri. Haftanın değişik günlerinde de yayınlanıyor aslında. Tanrı'nın sözüyle, Tanrı'nın sözüne bakan, bunu anlamaya çalışan, kendi hayatlarımıza bakıp bunu anlamaya çalışan ve bütün bunları kutsal kitap ilahiyatına göre, yani Hristiyan bakış açısına göre, Tevrat, Zebur ve İncil'e göre yapmaya çalışan bir programdır. Ve aslında yapmak istediğimiz gerçekten Tanrı'yı daha iyi tanımak, onu daha iyi anlamak. Çünkü biz inanıyoruz ki, ben inanıyorum ki insan Tanrı'yı tanıdıkça, Tanrı'nın derinliklerini keşfettikçe kendi hayatını da daha iyi tanıyor. Bizi yaratan, bize şekil veren, bizim ruhumuzu şekillendiren Tanrı'yı tanıdıkça aslında biz bir şekilde kendi hayatlarımızı da tanıyoruz. Yaşam amaçlarımızı birlikte keşfetmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla biz bu program aracılığıyla aslında Tanrı'yı tanıdıkça kendimizi anlamaya, kendimizi de tanımaya çalışıyoruz. Bu program aslında sizlerden duymaya çok ihtiyacı olan bir program. Hemen ekranlarımızda görüyorsunuz, bizim WhatsApp numaralarımız var. Konuyla ilgili sorularınızı yazabilirsiniz. Konuyla ilgili görüşlerinizi, katılıp katılmadığınız noktaları yazabilirsiniz. Bu anlamda bize yazmanız çok önemli. Çünkü programın gelecek bölümlerini aslında sizlerden gelen mesajlara göre şekillendiriyoruz. Dolayısıyla bizler sizlerden duyduğumuz zaman bir de böyle bir konu vardı, bunu da konuşmak isteriz derseniz bunlara çok açığız. Aynı zamanda bizim e-mail adreslerimiz var. Aynı zamanda bu program Sat7 Türk'ün sosyal medya sayfalarında da yayınlanıyor. Eğer sizler bu yayının altına yorum yapacak olursanız bunları ben görüyor olacağım ve belki programdan sonra diğer gelecekteki programları da buna göre şekillendireceğiz. O yüzden bizlere yazmanız, e-mail atmanız, aramanız, WhatsApp'tan bize yazmanız çok değerli. Hem de aynı zamanda bizler bunlar sayesinde sizleri görmüş oluyoruz. Yani ben aslında şu an biz büyük bir ekip olarak bu programı yapıyoruz ve sizlere ulaşması için pek çok kişinin emeği var bu programda, ama takdir edersiniz ki biz size aslında sizin mesajlarınızdan, aramalarınızdan, e-maillerinizden ya da yayının altına yaptığınız yorumlardan biz de sizi görebiliyoruz. Ve o zaman Tanrı bunlar aracılığıyla sizin hayatında neler yapıyor, bunları da sizden duyuyoruz, biz de yürekleniyoruz, teşvik alıyoruz ve ileri gitmek, daha ileri gitmek için yüreğimizde teşvik buluyoruz. Diyelim ve bugünkü konumuza bakalım. Bugün aslında şunun hakkında konuşmak istiyorum. İsa Mesih'in öğrencileri Tanrı'dan aldıkları mesajla bütün dünyaya gittiler. Bütün dünyaya Mesih'in Rab ve kurtarıcı olduğunu anlattılar. Ölüm pahasına, zorluk pahasına bunu yaptılar. Çeşitli yerlerde kiliseler kuruldu ve onlar büyüdüler. Aslında öğrencilerin elinde dünyayı değiştiren bir mesaj vardı. Kendileri değiştiler ve sonra dünyayı da değiştirdiler. Ama sonra bu kiliseler kuruldu ve o kiliseler büyürken bazı sorunlarla da büyümeye başladılar. Tanrı o kiliseleri nasıl gördü? O kiliseler büyürken, geleceğe doğru yol alırken, Mesih'e tapınırken, kilise eklesiye demektir. Tanrı bunları nasıl gördü? Tanrı'nın gözünden o kiliseler nasıl göründü? Aslında bu seride, bu ve bundan sonraki birkaç programda buna birlikte bakacağız. Tanrı'nın gözünden her şey nasıl göründü? Yani sizlerle birlikte Vahiy kitabına gideceğiz. Vahiy 2. bölümden kiliselere yazılan mektupla ilgili birlikte çalışacağız. Öncelikle Vahiy kitabını, kutsal kitabın son kitabı, kutsal kitabın son kitabı olan Vahiy kitabını kim yazdı? Bizler biliyoruz ki Elçi Yuhanna tarafından
yazıldı. Elçi Yuhanna İsa Mesih'in 12 öğrencisinden bir tanesiydi. Yeryüzündeki hizmeti boyunca 3 yıl İsa Mesih'le birlikte devam etti. Birlikte yaşadı 3 yıl. Birlikte hizmet etti ve İsa Mesih'in kendisinden öğrendi Tanrı'yı. Tanrı'nın karakterini, kim olduğunu, Tanrı'nın isteğini İsa Mesih'in kendisinden öğrendi. Kendisini kendi yani Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kitaplarından bir tanesinde kendi yazmıştır Yuhanna olanı ve kendisini sevilen öğrenci diye tanıtır. Aynı zamanda Rabbin sofrasında İsa Mesih'in omuzuna başını yaslayan öğrenci de yine kendisidir. Ve bizlerin bildiği kadarıyla 12'lerden kendi eceliyle öldüğü düşünülen tek öğrencidir. Diğer bütün öğrenciler çarmıha gerilmiştir, öldürülmüştür, yakılmıştır, mızrakla öldürülmüştür. Ama Elçi Yuhanna aslında kendi eceliyle öldüğü söylenen öğrencilerden tekidir. O tabii kendi eceliyle öldü derken sanmayın ki o acı çekmedi. O da eziyet çekti, o da zorluk yaşadı. Kızgın yağ döküldü, öldürülmeye taşlandı ama Yuhanna ölmedi ve Patmos adasında sürgündeyken bizlere bugün ulaşan kitabı, vahiy kitabını yazdı. Yuhanna'nın diğer kitapları da vardır. 1. Yuhanna, 2. Yuhanna, Yuhanna İncil'i de vardır. Yuhanna Müjdesi ve aynı zamanda vahiy kitabını da elçi Yuhanna yazmıştır. Şimdi o zaman biz yine mektuptan 1. bölümden biliyoruz ki Patmos adasındayken yazıldı. Yuhanna, elçi Yuhanna sürgündeydi. Patmos adasındaydı ve Patmos adasındayken bunu yazdı. İlk bölümü okumayacağız ama 2. bölümden gelin bugün inceleyeceğimiz bölüme aslında şöyle göz atalım. Yani şöyle başlığı Efes'teki kiliseye, Efes. Yani bizim bildiğimiz Efes, bizim burası, İzmir'in orası Efes. Kimileri diyorlar ki ya bu Hristiyanlık nereden geldi buraya, geldiğiniz yere gidin. Halbuki Hristiyanlığın doğduğu yer, başlıca yerlerden bir tanesi bugün ülkemiz Türkiye topraklarında bulunur. Elçi Paulus'un mektuplarının %90'ı ya Türkiye'ye, ya da Türkiye'den yazılmıştır. Ben bunu söylemeyi, bu ifadeyi seviyorum. Nasıl ki İsa Mesih'in ana vatanı Kudüs, Yeruşalim, orada doğduysa, Davut'un soyundan yeryüzünü kurtarmaya geldiyse, kilisenin de ana vatanı aslında bugün üzerinde yaşadığımız, vatandaşı olduğumuz Türkiye'dir. Bütün Anadolu, bütün doğusundan, batısından tutun da kiliselerin kalıntılarıyla doludur. Bir zamanlar bu topraklarda Mesih'in sadık öğrencileri, bugün hala var ama sadık öğrencileri çok daha fazlaydı ve Mesih'e tapınıyorlardı ve onun mesajını buralardan dünyanın her tarafına ulaştırdılar. O zaman vahiy kitabında adı geçen 7 kilisenin 7'si de ülkemizde bulunur aslında. Efes, İzmir, Bergama, Tiyatira, Sard, Filadelfiya, Laodikya kiliseleri. Bunların hepsi bugün İzmir yöresinde, çevresinde bulunur. Ve düşünebiliyor musunuz? Kutsal kitapta ülkemizin ismi geçiyor, ülkemizde bulunan. Bugün bazılarının kalıntıları, bu adı geçen kiliselerin kalıntıları, binalarının kalıntıları hala orada bulunuyor. Ve Elçi Yuhanna Patmos adasında sürgündeyken Tanrı bizim ülkemizde olan kiliselerden bir tane, kiliselerin 7 tanesine mesaj veriyor. Elçi Yuhanna gördüğü görümlerle, rüyalarla Tanrı ona konuşmaya başlıyor ve kiliselere özel dikim, o kilisenin o sorunlarına, o kilisenin o durumlarına özel mektuplar yazıyor. Düşünebiliyor musunuz? Tanrı kiliseye konuşuyor, halkına konuşuyor. Ne kadar özel bir şey. Evreni yaratan Tanrı'nın kendi halkını gözetmek için onlara değer verdiği için onlara
konuşması. İşte bu mektuplardan bir tanesi. Gelin okuyalım. Vahiy 2. bölüm 1. ayetlerden 7. ayete kadar. Efes'teki kilisenin meleğine yaz. 7 yıldızı sağ elinde tutan, 7 altın kandilliğin ortasında yürüyen şöyle diyor. Yaptıklarını, çalışkanlığını, sabrını biliyorum. Kötü kişilere katlanamadığını da biliyorum. Elçi olmadıkları halde kendilerini elçi diye tanıtanları sınadın ve onları yalancı buldun. Evet, sabırlısın. Adım uğruna acılara dayandın ve yılmadın. Ne var ki bir konuda sana karşıyım. Başlangıçtaki sevginden uzaklaştın. Bunun için nereden düştüğünü anımsa, tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür. Tövbe etmezsen gelir kandilliğini yerinden kaldırırım. Yine de olumlu bir yanın var. Nikolas yanlarının yaptıklarından nefret ediyorsun. Ben de nefret ederim. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi Tanrı'nın Efes bölgesinde özel bir durumu yaşayan topluluğa özel bir şekilde vahiy yoluyla konuştuğunu görüyoruz. Yani Tanrı'nın kimileri diyorlar ki kutsal kitap işte içinde düşünüyorlar daha doğrusu içinde buyruklar olan bir kitap olduğunu düşünüyorlar. Tanrı'nınsa genel olarak insanlıkla ilgili kurallar verdi işte neymiş iyi insan olacaksın şöyle insan olacaksın böyle insan olacaksın iş bitti. Yani sanki genel bir anayasası var Tanrı'nın ona uydun uydun uymadın şöyle. Tanrı ile kişisel bir ilişkiye sahip olabiliriz. Tanrı herkesin durumuna özel konuşabilir. Ne yani ben şey mi diyorum yani Tanrı insana konuşur mu? Elbette konuşur. Kutsal kitap Tanrı'nın insanla pek çok defa konuştuğunu bize anlatır. Bütün kutsal kitap aslında öyle bir kurallar ya da işte bir kullanma kılavuzu gibi bir aldığımız bir eşyanın yanından çıkan sıkıcı bir kitap gibi değildir. Kutsal kitap insanla Tanrı'nın ilişkisini ele alır ve ne oldu? Nasıl gelişti bu ilişki? Biz Tanrı ile nasıl ilişki kurabiliriz? Bunu anlatır. O zaman mektup diyor ki Efes'teki kilisenin meleğine yaz. Kilise melekleri o zamanlarda kiliselere mektup yazdığında, Pavlus da mektup yazdığında kiliselere o mektup kilise çobanları, kilise ihtiyarları, kilise pastörü tarafından cemaatin önünde mektup alınıp insanların önünde anlatılıyordu. Mektup okunuyordu. Ve bu mektup kilisenin meleğine, kilisenin pastörüne, çoğu kutsal kitap uzmanı bunun bu şekilde olduğunu söyler. Meleğine yaz. 7 yıldızı sağ elinde tutan, 6 kandilliğin ortasında yürüyen şöyle söylüyor. Aynı zamanda bu sözlerin bizler İsa Mesih ölmüş ve dirilmiş olan İsa Mesih'ten geldiğini biliyoruz. Nereden biliyoruz? Hemen 1. bölüme baktığımızda görüyoruz. Bakın aynı ifade 1. bölüm. 16. Sağ elinde 7 yıldız vardı. Ağzından 2 ağızlı keskin bir kılıç uzanıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan güneş gibiydi. Onu görünce, Yuhanna bahsediyor bundan, ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi. Korkma, ilk ve son benim, diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarı bende. Yuhanna burada Tanrı'yla karşılaşıyor. Karşısında aslında parlıyor o yüz ve o yüz gelip diyor ki korkma. İlk ve son benim. Alfa ve Omega. İlk ve son kimdir? İlk yaratılmamış olan ilk ve son. Yani sonsuza kadar sürecek olan. Ve ne diyor? Diyor ki ölmüştüm ama şimdi sonsuzluklar boyunca sonsuza kadar diriyim. Tanrı'nın ta kendisi. İsa Mesih ölmüştür.
gömülmüştür ve üçüncü gün ölüler arasından dirilmiştir. Aynı kişiliği, aynı karakteri ikinci bölümde gösteriyor yaptıklarını. Özür dilerim. Efes'teki kilisenin meleğine yaz. Yedi yıldızı sağ elinde tutan, yedi altın kandilliğin ortasında yürüyen, şöyle diyor. Yaptıklarını, çalışkanlığını, sabrını biliyorum. Tanrı'dan gelen ne kadar güzel bir söz. Ben hayatımda bir dönem hatırlıyorum, Tanrı'ya sormuştum. Tanrım, beni görüyor musun? Beni fark ediyor musun? Çoğu insan bugün yeryüzünde gerçekten fark edilmemek gibi bir zorlukla baş ediyor. Bir sürü anneler evlerinde çocukları için uğraşıyor, didiniyor, çalışıyor, yemek hazırlıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ve sonra eve gelen eşleri tarafından fark edilmiyorlar. Farkına varılmıyorlar. Akşama kadar ne kadar uğraştıklarını kimse fark etmiyor. Küçük görüyor, değersiz görüyor. Aynı şekilde adamlar, eşler akşama kadar çalışıyorlar, didiniyorlar, birçok şeyle uğraşıyorlar ve aslında eve geldiklerinde fark edilmiyorlar. Yaptıkları sanki değersiz bir şeymiş gibi, küçük bir şeymiş gibi, böyle durumları pek çok defa gördüm. Kişi akşama kadar yorulmuştu, eve bir geliyor sanki maçtan, eğlenceden gelmiş gibi eve. Bugün çocuklar öyle. Uğraşıyorlar, didiniyorlar bazen ama mesela ödevler yetişmiyor, soruyu bilemiyor, hemen fark edilmiyor, yok görülüyor. Bu bütün dünya insanı değersizleştirmek, anlamsızlaştırmak üzere planlanmış sanki. Her şey bizi kendimizi daha biraz küçük, daha değersiz hissedebilmemiz için. Televizyonlardaki filmlerde gördüğümüz sahneler, hiç gerçek olmayan, bizi özendiren, işte o kıyafetler ya da hiç ulaşamayacağımız hayat tarzları, her şey bizi sanki değersiz göstermek. Acaba fark ediliyor muyuz bir insan olarak? Ama burada bu söz diyor ki, yaptıklarını biliyorum. Yani kilisenin Tanrı için yaptıklarını Tanrı biliyor. Bakın Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 3. ayet diyor ki, Rabbin gözü her yerde olanı görür. Kötüleri de, iyileri de. Yani Rab yaptıklarını, çalışkanlığını. Çalışkanlık bugün bazen şöyle yorumlanıyor. Yani çalışkanlık iyi bir şey mi? Az çalışıp çok kazanmak en iyi şey. Ama aynı zamanda kazandığınla Tanrı'yı yücelten faydalı şeyler yapabilmek de aynı zamanda çalışkanlığın bir parçası. Ve Tanrı çalışkanlığı onurlandırıyor burada. Kişinin yaptığı iyi şeyleri Tanrı ona söylüyor. Maalesef şöyle bir ayartımız vardır bizim. Kişilerin yaptığı olumsuz şeyleri, kötü şeyleri hemen pat diye yüzüne vururuz. Ama iyi şeyleri takdir edebilmek için maalesef o kadar aynı acelecilikle davranmıyoruz. Biri hata yapar yapmaz onun üstüne çullanıyoruz ama biri iyi bir şey yaptığı zaman ona teşekkürü çoğu zaman etmiyoruz. Şunu fark ettim gerçekten. Özellikle bizim kültürümüzde, biz büyürken de böyleydi. Yani kişiyi sanki takdir etmek, aman canım söylemeyelim de şımarmasın, söylemeyelim de şöyle olmasın, böyle olmasın. Yahu iyi bir şey yapıyor, neden onu kutlamayalım? Ne kadar güzel bir şey. Yaptığı iyi şeyi kutlamak, bunu yaptığı için teşekkür etmek, ne kadar başarılı olduğunu, bir kişi iyi bir şey yaptığında ona başarılı olduğunu söylemek, bu kadar zor mu yahu? Bu ne büyük kibir, bu ne büyük, nasıl anlatabilirim, ne kötü bir alışkanlık. Tanrı bile bir kiliseye bakıp diyor ki, yaptıklarını biliyorum, çalışkanlığını biliyorum, hatta sabrını biliyorum. Bakın çalışkanlık, Süleyman'ın özdeşleri 13. bölüm 4. ayet diyor ki, tembel canının çektiğini elde edemez. Çalışkanın istekleri ise tümü yerine gelir. Kutsal kitapta tembel ve çalışkan kişinin ayrımı vardır. Tembel kişi kimdir? Kimdir tembel kişi? Ben iş bulamıyorum, arıyorum, iş bulamıyorum. Evet, bu kişiye tembel diyemeyiz. Ama gerçekten Kutsal Kitap bundan mı bahsediyor? Yoksa bir şeye faydalı olma isteği, bir zaman bulduğunda, boş bulduğunda işte sürekli uyumayan ama aynı zamanda çalışan, kazanmak için uğraşan, çaba içerisinde
olan, hiçbir şey olmadığı o zaman işte kutsal kitap okuyan, yani gece gündüz çalışmaktan değil ama aynı zamanda tembelliği onurlandırmıyor kutsal kitap. Tembel kişi çalışmak, bir şey yapmak istemeyen kişi oluyor. Bu kişi canının istediğini elde edemiyor. Bakın Özdeyişler 12-27. Tembel kişi işini bitiremez. Oysa çalışkan değerli bir servet kazanır. Yani kutsal kitap aslında bu yeryüzünde nasıl yaşarsak, nasıl sonuçlara ulaşacağız biraz da bunu gösteriyor. Eğer tembelce yaşıyorsak iyi sonuçlara ulaşamayacağız. Kısa yollardan, kısa yollardan gidilen işte zengin olmak, kısa, bunlar iyi çalışmayacak. Öyle görünüyor ama çalışkanlığı onurlandırıyor kutsal kitap. Ve aynı zamanda devam ediyor, sabrını biliyorum. Sabır çok önemli bir erdem ve çok çok ben dahil pek fazla insanda kolay kolay bulunmadığını görüyor. Biz bir şey istiyoruz, hemen istiyoruz. Bir şey görüyoruz, hemen söylemek istiyoruz. O kişi kırılacak mı, kırılmayacak mı, üzülecek mi, üzülmeyecek mi? Bir zorluk görüyoruz, çocuk bir şey yapıyor, hemen kızıyoruz. Hemen. Oysa sabır tepkisel değil, düşünerek verilmiş tepkilerdi. Ne demek tepkisel? Bir yerden biri bize mesela diyelim ki tebeşir atıyor, biz hemen çekiliyoruz oradan. Bu tepkisel bir şey ve bunda yanlış bir şey yoktur. Ama aynı zamanda biri kızdı, bir şey söyledi. Buna hemen tepki vermek doğru bir şey değildir. Çoğu zaman. Belki o kişi kötü bir gün geçiriyor. Belki senin anladığın gibi anlamadı. Ya da aslında bu ayetlerde kastedilen zorluk geldiğinde sabırlı olmak. Mesih'e iman ettiğinden dolayı dışlanan kişiler, hakarete uğrayan kişiler, eziyet gören kişiler. İşte bunlar geldiğinde sabırlısın. Buna dayanıyorsun. Bakın sabır aslında ruhun, kutsal ruhun ürünlerinden bir tanesi. Galatyalılar 5. bölüm 22. ayet der ki ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Yine Romalılar 15:5 der ki sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrı'nın sizleri Mesih İsa'nın isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleştirmesini dilerim. Sabır ve cesaret kaynağı. İbraniler 6. bölüm 15. ayette der ki böylece İbrahim sabırla dayanarak vaadi. Sabır Tanrı'nın gözünde önemli. Bekleyebilmek, bir zorluk geldiğinde imanda bekleyebilmek, sabırla bekleyebilmek çok önemli. Sabır ne demek? O durumu, zorluk yaratan durumu zorluk yaratan durum değişmemesine rağmen imanla yoldan devam etmek. Mesela biz yazın Gagavuzya'ya gidiyoruz yazları. Gitmeye çalışıyoruz, bu yaz gidemedik. Yaklaşık 1200 kilometrelik bir yolu var. Arabayla bu yolculuğu yapıyoruz. 17 saat, 18 saat sürebiliyor ve sabırla devam etmemiz gerekir. Eğer sabrımız tükenip yolda durursak, vazgeçersek oraya ulaşamıyoruz. Ama sabırla devam ettiğimizde oraya ulaşabiliyoruz. Sabır bir imanlının hayatında çok önemli bir şey. Ve devam ediyor ayetler. Kötü kişilere katlanamadığını da biliyorum. Yani topluluk kötülüğün olduğu duruma müdahale ediyor. Kötülük nedir? Kutsal kitaba soralım. Kötü kişi kimdir? Hemen anlatıyor. Süleyman'ın Özdeyişleri 17-11. Kötü kişi ancak baş kaldırmaya eğilimlidir. Yani kötü kişi hemen dik başlı baş kaldırıyor. Diyor ki ona gönderilecek ulak acımasız olacak. Kötü kişi adaleti saptırmak için gizlice rüşvet alıyor. Süleyman'ın Özdeyişleri 17-23. Yine Süleyman'ın Özdeyişleri 21-29. Kötü kişi kendine güçlü bir görünüm verir. Erdemli insansa tuttuğu yoldan emindir. Yine Özdeyişler diyor ki kötü kişinin korktuğu başına gelir. Kötü kişinin evi yerle bir edilecek. Doğru kişinin konutuysa bayındır olacak. Parak, bayındır, bolluk olacak. Kötü kişi kimdir? İyilik yapmaktan hoşlanmayandır. Karşısındakine yardım edebilecekken etmeyendir. Edebilecek imkanları varken etmeyendir. Sevgiyi değil,
İşte kini, öfkeyi, sevgisizliği kendisine römork olarak alandır. Pergelini sevgi noktasından çizmek yerine başka noktalardan çizer. Ve Tanrı'nın gözünden bu kaçmaz. Ama bir konuda devam ediyor. Evet sabırlısın, adım uğruna acılara dayandın, yılmadın. Ne var ki bir konuda sana karşıyım. Başlangıçtaki sevginden uzaklaştım. Çok önemli bir kavram. Tanrı önce iyi şeyleri söylüyor, takdir ediyor. Bunları anlatıyor. Ama sonra diyor ki bir konuda sana karşıyım. Başlangıçtaki sevginden uzaklaştım. Nedir başlangıçtaki sevgi? Mesih'i bir kişi ilk tanıdığında, onun kendisini ne kadar sevdiğini ilk fark ettiğinde, onun şefkatini, merhametini ilk gördüğünde, bir anda yüreği sevinçle dolar. Çünkü artık affedilmiştir. Çünkü artık kabul edilmiştir. Artık kendisinin değerli olduğunu Tanrı tarafından değer verildiğini anlamıştır. Fark etmiştir. Ve bir anda kişinin yüreği sevinçle. Ben kendi ilk yıllarımı hatırlıyorum. Bundan yıllar önceydi. Bunu hatırlıyorum. Sevinçle, heyecanla, yanlışlar yaparak, hatalar da yaparak ama heyecanla Rabbi izliyordum. Onun sözünü sürekli okuyup, çalışıp öğrenmeye, sürekli dua ediyordum. Onun bana konuşmasını istiyordum. Peki ya siz? Sizin ilk zamanlarınız nasıldı? Eğer Mesih'le tanıştıysanız ve eğer henüz tanışmadıysanız, Mesih'i hayatlarınıza kabul etmediyseniz, bilin ki Mesih'le yolculuğunuzun en heyecanlı zamanları aslında onunla ilk sevgi. Ve önemli olan bu ilk sevgiyi tutabilmek. Önemli olan bu ilk sevgide kalabilmek. Önemli olan bu ilk sevginin sebebini anlamak ve devam ettirmek. Çünkü diyor ki, ne var ki bir konuda sana karşıyım, başlangıçtaki sevginden uzaklaştım. Bunun ne olduğunu kısa bir aradan sonra hemen birlikte yeniden bakacağız. Lütfen ayrılmayın. Sil gözyaşlarımı, sil günahımı.
yoldan ayrılır. Lekesiz bir kuzu olarak al beni de yanına. Gemolog Martin Metin 13 Ekim Salı günü lezzetli sohbetlere konuk oluyor. Günaydın, günaydın, günaydın. Güzel insanlar, yeni bir günden herkese kucak dolusu sevgiler ve esenlikler efendim. Değerli taşlar nelerdir, neden değerli sayılırlar? Ve Pırlanta Eğitim Akademisi ile ilgili her şeyin konuşulacağı lezzetli sohbetler, Şemsa Deniz'in sunumuyla saat 12'de Saat 7 Türk'te sizlerle. Kültür ve sanat etkinlikleri, röportajlar ve İlknur Bay Fırat'ın stüdyo konuklarıyla şehrin kalbi her perşembe saat 19'da Saat 7 Türk'te. Görüşü yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Hristiyan bakış açısıyla dünyadaki ve Türkiye'deki güncel olayları yorumlamaya devam ediyoruz. Ekim Çarşamba saat 20'de canlı yayında Saat 7 Türk ekranlarında. Görüşmek üzere. Saat 7 Türk ekranlarından iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hristiyan dünyasından ve gündemden önemli gelişmelerle karşınızdayız. Hristiyan Yardım Kuruluşu acil durum hastanesi kuruyor. Radikal gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti. 80 kişi hayatını kaybetti. Saat 7 Türk Haber Merkezi'nin hazırladığı haftanın gündemi her çarşamba ve her cuma 18.30'da Saat 7 Türk ekranlarında. Haberlerimiz ilgili ayrıntıları haber.saat7turk.com adresinden takip edebilir. Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Daha önce şahit oldunuz bir bebeğin doğduğuna. Bir bebek doğduğunda eve geldiğinde ailesi sevinçle, heyecanla ona bakar. Acaba ne yapacağını bilmez. Bir sürü acemilikle doludur o ilk yolculuk. Bir sürü heyecan, korku. Acaba ne olacak? Acaba ne bitecek? Acaba nasıl olacak? Başarabilecek miyim? Tanrı'yla ilk tanıştığındaki heyecan gibi. Acaba nasıl olacak? Bundan sonra ne olacak? Sonra o çocuğa alışılır. Ve maalesef bazen evde olduğu bile unutulur.
Bazen öyle bir zaman gelir. Ya da yeni bir eve taşınıldığında, yeni bir ev alındığında, yeni bir hediye aldığında ona bakar. Ben hatırlıyorum küçükken babamın aldığı hediyeleri başucumda saklıyordum. Yastığımın altına, yatağımdan bile uzaklaşsın istemiyordum. Uyurken başucumda dursun istiyordum. İlk sevgi. Ama sonradan onların varlığını bile unutur hale geliyordum. Tanrı ile ilk tanıştığında işte olan sevgi böyle bir sevgidir. İnsan her an onunla olmak istiyor. Ama diyor ki sana karşıyım. Bu sevgiden uzaklaştın. Bunun için nereden düştüğünü hatırla. Nereden düştüğünü hatırla ve geri dön. Yılmadın, dayandın, iyi yaptın zorluklarda. Aferin sana. Ama o ilk sevginden heyecanlandığından uzaklaştın. Geri dön. Ve ilginç bir ifade var. Nereden düştüğünü anımsa ve geri dön. Demek ki bir şey oldu, düştün. Belki kırıldın, belki incindin, belki yaralandın, belki hayal kırıklığına uğradın, beklentilerin boşa çıktı. Nereden düştüğünü hatırla ve oraya geri dön. Tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür. Tövbe etmezsen gelip kandilini yerinden kaldırırım. Yine de olumlu bir yanın var. Nikolas yanlarının yaptıklarından nefret ediyorsun. Ben de ederim. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip geleni Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkı vereceğim. Nikolas yanları tam olarak nedir? Bugün günümüzde net bir döküman yok. Ama bir sürü öğretiler var. Her şeyin serbest olduğu, işte kendi iyi işlerimizle kurtulduğumuza dair ya da bunun gibi pek çok açıklama var. Ama en azından Tanrı halkı, Tanrı'nın söylemediği şekilde öğretiler yayan kişilere katlanamıyor. İyi bir yanın var diyor Tanrı. Aferin. Bu konuda da iyi yapıyorsun. Bu konuda da başarılısın. Ama şu başlangıçta yaptıkların, ona geri dön. Başlangıçta kardeşlerini seviyordun. Tanrı'nın sözünü başkalarıyla paylaşıyordun. Geri dön. Başlangıçta ekmeğini başkalarıyla paylaşıyordun. Oraya geri dön. Başlangıçta hizmetini başkalarıyla paylaşıyordun. Oraya geri dön. Başlangıçta sevgini, şefkatini, merhametini, dualarını başlangıçta belki paylaşıyordun. Ona geri dön. Evini başkasıyla, hayatını başkasıyla paylaşıyordun. Arabanı başkasıyla paylaşıyordun. Ona geri dön. Tapınmalarını, Tanrı ile ilgili tanıklıklarını paylaşıyordun. Tövbe et ve oraya geri dön. Bugün çok olgun görünebilirsin. Kutsal kitabı iyi biliyor gibi de görünebilirsin. Çok olgun ya da bilge birisi gibi de görünebilirsin ama başlangıçta yaptıklarını sürdür. Tanrı onunla ilişkimizdeki o ilk heyecanımızı, onunla ilişkimizde o ilk ona yaklaştığımızda yaptıklarımızı sürdürmemizi istiyor. Daha olgunlukla ama Tanrı bunu görüyoruz ki istiyor. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene, yani kazanana, yani sabırla yürüyene, Tanrı'nın isteğini sabırla, bakın diyor ki tövbe etmezsen gelip kandilliğini yerinden kaldırırım. Tövbe etmezsen düşeceksin. Bir uyarı var burada. Tövbe etmezsen, bundan dönmezsen ama dönersen galip gelene Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim. Ne kadar güzel sözler. Geri dönmezsen işin zor. Tövbe etmezsen işin zor. Ama tövbe edersen seni bereketleyeceğim diyor Tanrı. Peki siz bunlardan hayatınız hangisini istiyorsunuz? Mesela küçük bir alıştırma yapalım. Sizler ilk iman ettiğinizde başlangıçtaki sevginizde ne vardı sizin? Düşünmek ister misiniz? Mesih'le tanışıp yürümeye başladığınızda, belki küçükken onunla yürümeye başladınız. Ne yapıyordunuz? Ne seviyordunuz onunla ilgili? Evet, sessizlik düşünmeniz için zaman vermeye çalışıyorum.
Başlangıçta neler yapıyordunuz? Dua mı ediyordunuz daha çok? Kutsal kitap okuyor muydunuz? Çok güzel. Kardeşlerinizle birlikte zaman mı geçiriyordunuz? Bunu başkalarıyla mı paylaşıyordunuz? Çok güzel. Neden? Başlangıçtaki sevgi, heyecan. Değil mi? İşte sanki Tanrı diyor ki, başlangıçta yaptıklarını sürdür. Başlangıçta yaptıklarını sürdür. Tövbe et ve galip gelenlerden ol. Dua edelim. Rab, teşekkür ediyoruz sana sözün için. Dua ediyorum ki ya Rab, bu söz hayatımızda gerçek olsun bugün. Başlangıçta yaptıklarımızı anımsat. Nikolasyanlarının öğretilerinden bize uzak tut. İlk sevgimizde kalabilmemiz için bize yardım et. Nasıl oraya dönebiliriz? Ne oldu da düştük? Affetmemiz gereken bir şey var mı? Bağışlamamız gereken bir şey var mı? Bunları bize hatırlat ve bunları bugün senin önlerine bırakmak, senin önünde bırakmak istiyoruz. Hepimize dokun. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Rab hepinizi bereketlesin. Hoşça kalın. Esen kalın. Rab sizinle olsun. İsa Celil'e gölünün kıyısında yürürken, Petrus diye de anılan Simon'la kardeşi Andreas'ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı. Onlara ardımdan gelin dedi. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi ile birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler. İsa Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralıları, felçlileri ona getirdiler. Hepsini iyileştirdi. Celile, Dekapolis, Yeruşalim, Yahudiye ve Şeria Irmağı'nın karşı yakasından gelen büyük kalabalıklar onun ardından gidiyordu. İsa, Petrus'un evine geldiğinde onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı. Akşam olunca birçok cinliyi kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu, hastaların hepsini iyileştirdi. Bu, peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zayıflıklarımızı o kaldırdı, hastalıklarımızı o üstlendi.